Aşkın hikayesini kimden sormalı? Durmaksızın feryat eden bülbülden mi? Bülbülün feryatları aşk için midir bilinmez ama bazı şairler bu feryatları aşka bağlar. Bazıları da bu feryatları sorgular. Mehmet Akif örneğin. Akif önce bunaldığı bir anın tasvirini yapar, sonra da bu andan hareketle feryatlarını duyduğu bülbüle adeta hesap sorar. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Belki de aşkı bülbül gibi feryat edene değil de pervaneler gibi yanana sormak lazım. Aşk mahremdir. Bunu dile getirmek mahremine halel getirmektir der İskender Pala. Yine onun kaleminden Leyla'ya sorulan bir soruyu ve onun verdiği cevabı dinleyelim. Sen mi Kays'ı daha çok sevdin, yoksa o mu seni? Elbette ben onu daha çok sevdim demişti Leyla. Kays adını duyar duymaz gözünden yaşlar boşanarak. Elbette ben onu daha çok sevdim. Nedir delilin? Nasıl ispat edersin onu daha çok sevdiğini? Üstelik o senin için çılgınlığa varmış, aklını yitirmiş, mecnun olmuşken. O vakit Leyla ağlayarak dostlar demişti. Sırdır ki gizli gerektir. Sevgilinin adını dile düşürmek hakikatte ayıptır. Kays bir dağ delisi gibi davrandı. Gitti sahralara, çöllerde aşkımızı ona buna anlattı. Ben kimseciklerle paylaşmadım onun sevgisini. İçimde büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Budur ki benim onu daha çok sevdiğime delil. İşte buradan hareketle size tarihteki ünlü bir aşkı anlatmak istiyorum. Bu aşkı özel kılan şey belki de tarihte yaşanmış en kısa aşk öyküsü olması ve tabii ki aşkın taraflarından birisinin Yavuz Sultan Selim Han olması. Yazdığı şiirlerden hareketle Yavuz'un kalemi en az kılıcı kadar kuvvetlidir derler. Rivayet odur ki Yavuz Sultan Selim Han Şam yakınlarında otağını kurmuşken bir Türkmen veya Mısırlı bir cariye hünkârın temizlik işlerini yapmaktadır. Bu cariye bir gün Yavuz'u çadırda görür ve belki kendisinin farkında bile olmayan bu yiğide gönlünü kaptırır. Aynen şarkıda söylendiği gibi aşk ferman dinlemez. Ve aklından Yavuz'u bir türlü çıkarıp atamaz. Bitmeyen şu çilem nedendir neden? Aşk ferman dinlemez, bilmem ki neden. Maziye, hayale tam daldım derken, yine sen, yine sen düştün aklıma. Aşk bir yanardağ gibi cariyenin içinde kaynamaya başlayınca, cariye derdini Yavuz'a açmak ister. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Karşısında sirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, yani pençemin korkusundan aslanlar bile titrerken diyen birisi vardı. Ona ilanı aşk etmek, bir yönden ateşle oynamak ya da ateşler girdabına kendisini atmak gibidir.
Ama olsundu, Yavuz buna değerdi. Yüreğindeki aşk onu yakarken onu dışarıya sızdıramamak ne mümkündü. Cariye bir rivayete göre çadırın direğine kazıyarak, başka bir rivayete göre de Yavuz'un yastığının altına bir not iliştirerek tarihe kaydedilecek bu muhteşem aşkın kıvılcımını dışarıya sızdırır. Nottaki inceliğe ve edebe ayrıca dikkat etmenizi öneririm. Notta sadece şu ifade yer alır: seven insan neylesin? Bu satırları bir zaman sonra gören Yavuz, aynı incelikte bir başka not düşer. Hemen derdin söylesin. Kalbi aşkın heyecanıyla çarpan cariye, bu notu görünce kalbinin sanki fırlayacakmış gibi çarptığını hisseder. Ancak yine de tedbiri elden bırakmaz ve adeta kendisi için bir garanti ister. Başka bir not daha bırakır. Ya korkarsa neylesin? Bu ikinci notu gören Yavuz, sanki karşısındaki ürkek ama aşk dolu yüreği hisseder ve bu kez onu cesaretlendirecek bir cümleyle karşılık verir. Hiç korkmasın, söylesin. Genç kız bu notu okuduktan sonra cesaretini toplar. En güzel kıyafetleriyle Yavuz'un karşısına çıkar. Ancak adeta bir güvercin kalbi gibi titreyen yüreği bu muhteşem anın ağırlığını daha fazla kaldıramaz. Yavuz'un yüzüne baktı mı bakmadı mı, birkaç kelime söyledi mi söylemedi mi bilinmez ama bilinen tek şey hemen oracıkta yığıldığı ve tertemiz aşkını kendisiyle birlikte bu dünyadan taşıdığı. Yavuz'un bu aşkı ölümsüz kılmak için mermer mezar yaptırdığı ve mezarın taşına da şu satırları işlettiği bilinir. Merdimi dideme bilmem ne füsun etti felek. Girmemi hun eşkimi füzun etti felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan. Beni bir gözleri ahlıya zebun etti felek.